Küçük esnafın daha yani verimli olması lazım. Çünkü küçük esnaf batmış, bitmiş. Bakkallar kart çekmiyor ama zincir marketlerde kartla sigaramı alabiliyorum. Ve çarşıya gidemeyen insanlar için de alım kolay oluyordu. Aletler alıyoruz, bozuk falan çıkıyor. Garantisini falan vermiyorlar. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yasa taslağına göre artık zincir marketlerde elektronik eşya ve sigara satışlarının yasaklanması planlanıyor. Biz de Kayseri halkına bu konuyla alakalı düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Zincir marketlerde artık elektronik eşya ve sigara satışlarının yasaklanması planlanıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum ve ben sigaraya ciddi antipati duyan bir insanım. Sigara bir değişik şekilde artıyor vesaire derken gayet de mantıklı ve çok isabetli bir karar bence. Vallahi çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Herkes istediği yani satma hakkına sahip olmalı diye düşünüyorum. Güzel. Yasaklansın, bakkallar satan adamlar aç. Satış yok. Onlar satıyor, her şey var orada. Ucuzum yok, baharatım yok, iyidim yok, alıp yiyor. Ama güzel el diyorlar. Haklılar adamlar. Haklı, kim bunu başbakan da yapıyorsa, cumhurbaşkanı da yapıyorsa haklı. Denetleme yoksa? Denetleme yoksa? Denetleme vardır ya, mutlaka vardır. Olmaz olur mu ya? Allah Allah. Denetlemek olmaz olur mu? Vallahi bir yönden iyi, bir yönden kötü ya. Hani daraldığı zaman insan mecbur bir yerden alışveriş yapmak zorunda. O yönden iyi. Ama öbür türlü mesela... uşak çocuk gözünün önüne geliyor mesela, alışveriş yaparken çocuklar hep gözünün önünde olduğu için teşvik ediyor. O yönden de kötü yani, saklı bir şekilde satarlarsa daha iyi olur mesela. Reyonların önünü kapatarak mesela siyah bir şeyle filmle camla falan olabilir mesela. Doğru, dün akşam da duyduk onu da, iyi bir şey aslında. Küçük esnafların biraz daha bilince iyi olur onlar açısından. Zaten çoğu zaman günümüzü kafeterya olarak, alışveriş olaraktan büyük marketlerde yapıyoruz. Biz bir Müslüman memleket olduğumuz, hani derler ya, komşun aç kendisini tok yatma diye. Onları da düşünmek lazım. Yerinde güzel bir karar aslında bence yani. Büyük diyoruz zaten büyük. Daha da büyük olmaması lazım bence biraz. Küçükleri de düşünmemiz lazım. Ben sigara içen biri olarak yasaklanmasını istemiyorum ama yasaklansın gençlerin, çocukların sigara içmemesinden dolayı yasaklanmasını isterim. Ya olumlu bir adım bence, küçük esnaf korumak adına. Bence güzel bir gelişme. Vallahi hem olumlu hem olumsuz düşünüyorum ben aslında. Yani yaşlı insanlar belki hani her ihtiyacını oradan görebilecekler. Ama mesela başka farklı yerleri gezmeyecekler. Olumlu yönü ise küçük esnafları koruması. Öyle düşünüyorum ben. Bence doğrudur. Yani küçük esnafları her şeyi bitirdiler, büyük zincirler. Satım havası bence gayet normal. Bir an önce kaldırması lazım yani bunun için. Çünkü diğer esnaflara bakıyoruz. Hiçbir şey satamıyor mesela. Ama büyük zincir marketlerde her şey satılabilir. Onun için herkes oraya yöneldiği için bence kapatılması gerekir. Bu konu hakkında vallahi sigara kullanmıyorum ama kullanan insanları da kınamıyorum. Çünkü sonuçta herkesin bileceği bir iş. Hani sigarayı yasaklayarak bence yani yasaklayabileceğini hiç düşünmüyorum. Bunun etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü şöyle diyeyim. Mesela ben Kırgızistanlıyım. Kırgızistan'da ile buradaki sigaranın arasında fiyatını kıyaslayacak olursam 3 kat 4 kat fazla yani, Türkiye'de çok pahalı. Yani bu da bir belki de hani sigarayı içenleri azaltmak amaçlı yapılan bir tedbir olabilir ama Kırgızistan'da Türkiye'den kat kat sigara içen az. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yasaklarla fiyat kaldırmayla bir etkili olacağını hiç düşünmüyorum şahsen. Ama onun yerine belki sosyal medyada veyahut daha çok böyle bir propaganda gibi, teşvik etme gibi faaliyetler yapılsa, halkı bilinçlendirme gibi, o daha etkili olacağını zannediyorum. Çünkü bağımlı olan insan bir kere her türlü içecek yani. Sigara olmasa tütün içecek veyahut başka bir sürü. Yani insan bağımlıysa onu yasaklayarak bence hiç çözüm üretilebileceğini düşünmüyorum. Yasaklansın tabii, sigaranın ne işi var? Gelen giden alıyor işte. Ya marketler zaten, ya herkes var ya, herkes kafasına göre zam koyuyor. Sabahına televizyona çıkıyor. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Kardeşim önleyeceğim. Kapısına ya kilit duracağım. Bizim vatandaşta da var hata. Nasıl var? Bizim vatandaşta şu hata var.
Aldıkça alıyorlar. Aldıkça ha bu satılıyor diye millet zam koyuyor, zam koyuyor, zam koyuyor, zam kafasına göre zam koyuyor. Çok güzel bir adım atılmış bence. Yapılmalı diye düşünüyorum. Hani elektronik aletler alıyoruz, bozuk falan çıkıyor. Garantisini falan vermiyorlar. Güzel bir adım olmuş olur bence. Bence saçma bir şey olmuş. Devam edebilirdi. Yani Oruf marketlerde daha ucuz oluyordu bence. Ve çarşıya gidemeyen insanlar için de alım kolay oluyordu. Bence güzel olmamış. Küçük esnafın daha yani verimli olması lazım. Çünkü küçük esnaf batmış, bitmiş. Yani bunlar da eskiden böyle bir şey yoktu. Mobilyalar, mobilya, eşya, beyaz eşya komple olduğu gibi içine koyup da bir küçük esnafa bitirmek zaten esnaf ölmüş. Ya şimdi küçük bir mahallede oturan olarak benim için biraz daha zor. Çünkü hani market var, örneğin bir kulaklık almam gerekti çarşıya gelmek yerine. Markete gidip alıyordum. Ama elektronik eşyaların kaldırılması bu konuda bana kötü oldu. Sigara olarak da şöyle düşünebiliriz. Ben de kullanıyorum sigarayı. Bazen kart oluyor yanımda. Ama tekel bayiler ya da bakkallar kart çekmiyor. Ama zincir marketlerde kartla sigaramı alabiliyorum. Bu konuda da kötü oldu. O yüzden hani pek iyi olduğunu düşünmüyorum.